Harry, sen ne dersen de ben Veer'e karşı hiç böyle şeyler hissetmedim. Ne kadar Ruhan'la tartışsam da onunla olduğum zaman kalbim daha hızlı çarpıyor. Yanımda olmadığı zaman sürekli onu görmek istiyorum. Ruhan'ın kollarında huzur ve tutku hissediyorum. Yanımda değilken hayatımda tutkudan eser yok. Sahiden zaman neden bir an durmadı? O anda hayatta her şeyim vardı. Onunla hem kavga edip hem de yan yana olmak istememi anlayamıyorum. Bunlar ne zaman oldu anlamadım bile. Belki de bu onunla konuşmam için bahaneydi. Çünkü ondan yana hiçbir şikayetim yok. Ruhan, duygularımı sorgulamama yardım ettin. Senden aşkın anlamını öğrendim. Seni sevdiğimi biliyorum. Artık senden ayrı kalamam. Lütfen bana geri dön. Sana her zaman duymak istediğini söyleyeceğim. Harry haklı. Ay hiç bugünkü kadar güzel olmamıştı. Ruhan'a aşık olduktan sonra her şey çok, çok güzel görünüyor. Çok mutluyum. Huzur doluyum. Onu düşünürken, kendimi gülümserken buluyorum. Hayatı hiç daha önce böyle güzel hissetmemiştim. Sana ayın konuştuğunu söylemiştim. Gidelim mi? Sen git, ben gelirim. Tamam. Seninle olmasam da
En azından seni sevme fikriyle yaşayabilirim. Benimle konuşmak istemesen de önemli değil. Benimle kavga etmek istersen edebilirsin. Yemin ederim bir şey söylemem. Lütfen bir kere telefonuma cevap ver. Senin için endişeleniyorum. Neden eve gelmiyorsun? İnatçısın. Mesajımı okuduktan sonra bile beni geri aramıyorsun. Bunu neden yapıyorsun? Peki. Sen benimle konuşmak istemiyorsan, ben de seninle konuşmam. Bundan sonra ne seni ararım ne de aradığında cevap veririm. Anlaşıldı mı? Ben seninle konuşmaya nasıl hasret kaldıysam, aynı şekilde sen de benimle konuşmaya hasret kalacaksın. Neden Ruhan? Neden? 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 Thank you.
Mişti, sakıncası yoksa sana bir soru sorabilir miyim? Evet, sor bakalım. Mişti, Ruhan'la konuştunuz mu? Aslında onu aradım. Ama bana cevap vermedi. Sonra da telefonu kapandı. Doğrusu bunu Vir'e de soramam. Sen bir şeyler biliyor musun? Onun ne durumda olduğunu nasıl öğrenirim? Mişti, sen Ruhan'la beraberken o iyi miydi? Evet, iyiydi. Siz Mumbai'den döndüğünüz zaman Ruhan sana nereye gideceğini, ne zaman döneceğini hiç söyledi mi? Ne cevap vermeliyim? Nerede olduğunu bilmek istediğimi nasıl söylerim? Bana bu kadar yaklaştıktan sonra neden benden kaçıyorsun Ruhan? Benimle konuşmuyorsun bile. Neler yaşadığımı bir kez olsun bile düşünmedin. Üzgünüm işte. Seni rahatsız ettim ben. Hayır hayır. Sorun yok Pari. Onun nereye gittiğini ben de bilmiyorum. Pari. Hayatım, pilates kursundan arıyorlar. Eğer bugün kayıt yaptırırsak %25 indirim yapacaklarmış. Sukmani ücretin yarısını zaten yatırdı. Eğer kursa onunla gitmezsen beni affetmez. Lütfen benimle gel. Hadi kayıt yaptıralım lütfen. Gel hadi olsun bitsin. Beraber gidelim lütfen. Hadi. Tamam babaanne, gidelim. Çok iyi. Ruhan'la konuştun mu? Hayır babaanne. Senin de söylediğin gibi. İşini bitirmek için Pune'ye geri dönmüş olmalı. Telefona cevap vermediğine göre çok meşgul olmalı. Hadi şimdi gidelim. Yoksa halam seni asla bağışlamaz. Haklısın. Hadi. Hadi gidelim. Datani, al bakalım. Senin kimya ödevinin problemlerini çözdüm. Anş, benim en iyi arkadaşımsın. Bundan sonra beni en iyi arkadaşın farz et. Yoksa bana hala kızgın mısın? Hayır, unuttum gitti onu. Artık sana kızgın değilim. Şükürler olsun. O zaman Anş, madem kimya ödevini yaptın, lütfen matematik ödevimi de bitir, tamam mı? Tani, ben bu problemleri çözebilirim ama matematik ödevleri genellikle çok zor olur ve şimdi bunu çözmeyi öğrenmezsen sınavlarda nasıl derece yapacaksın? Kısaca bana yardım etmek istemediğini söyle. İyi, unut gitsin. Onları ben kendim çözerim. Robbie'den biraz bir şeyler öğren. O beni hiçbir zaman reddetmez. Tani, niye kızıyorsun ki? Senin için endişelendim sadece. Ver onu bana, tamam çözeceğim, hepsini çözeceğim. Sen yok yere sinirlenme yeterli. Gerçekten sinirlenmene gerek yok. Emin misin? Evet, ben çözerim onu dedim ya. Tamam, al bu soru kağıdını ve eve git. Çözdüğünden emin ol, yarın bana getir. Sandım ki onu beraber çözebiliriz. Tamam ama sadece bir saat için. Bir saatte ne kadar yapabilirsek. Sonra kalanını evde yaparsın. Pekala hanımefendi, hemen başlayalım, tamam mı? Thank you.
şey kayboldun. Üzgünüm, bunun farkında mısın? Beni hiç umursamıyorsun, değil mi? Söyle bana. Bütün gün senin nerede olduğunu merak ettim. Seni defalarca aradım. Neden cevap vermedin? Söyle, neden telefonlarımı açmıyorsun? Neden? 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 Nerelerdeydin? Çok merak ettim. Söylesene, ne yapabilirdim? Senden uzakta kalamıyorum. Aynı zamanda biliyorum ki benim olmayacaksın. Cevap vermeyi denesem de sana ne söyleyecektim? Aynı evde yaşayamayacağımızı mı söyleseydim sana? Sana ne cevap verecektim ben? Mişti, ben doğru hissettiğim şeyi yapıyorum. Doğru olduğunu hissettiğim için gitmeliydim işte. Aynı evde yaşayamayacağımızı gayet kolay söyledin. Buradan gitmek senin için o kadar kolay olacak mı? Benden uzaklaşabilecek misin? Ruhan, söyle bana. Beni burada bırakıp uzaklara gidebilir misin? Benimle kavga ettiğin zaman daima gözümün içine bakardın. Beni sevdiğin halde şimdi neden gözlerime bakamıyorsun? Susma lütfen. Bana cevap vermek zorundasın Ruhan. Söyleyecek bir şeyin yok, değil mi? Ama sana nedenini söyleyeyim mi? Çünkü biliyorsun ki beni asla yalnız bırakamazsın. Ayrıca benden uzakta kalamayacağını da biliyorsun. Ben hatalı olduğumda bile burada benimleydin Ruhan. Bugün ben haklıyım. Sana yalvarıyorum. Ruhan, gitme. Sen haklısın. Sensiz yaşayamam ben. Senden uzakta kalamam. Birbirimize olan duygularımız ne olacak? Söyler misin bana? Hiçbir şey yapamıyoruz. Bu böyle gitmez. Duygularımızı artık itiraf etmemiz gerek. Aramızda geçen şeyleri Vire nasıl anlatacağız? Söylesene bana, onu açıklayabilecek misin? Ona ne söyleyeceksin? Ha? Her şeyi mahvetmeden önce benim için en iyisi gitmek. Her şey düzelecek. Sen ve Viri iyi olacaksınız. Her şey düzene girecek.
Ailedeki herkes iyi olacak. Her şey düzelecek. İnan. Bunu biliyorum. Bilmiyorum. Ruhan, emin değilim. Beni terk edemezsin. Buna asla izin vermem. Bilmiyorum. Bütün bildiğim... Sadece kalbimin sesini dinleyeceğim. Tek isteğim senle beraber olmak. İçinde biriken duygularla yüzleşmen gerek. Beni terk edemezsin, anladın mı? Beni bırakıp gitmene izin vermem. Beni burada böylece yalnız bırakıp gidemezsin. İşte tüm bunları şimdi fark ettin, değil mi? Uzun zamandır duygularımla mücadele ediyorum. Seni başkasıyla görmeye dayanamam işte. Benim bu durumda ne yapmam gerekiyor? Düğün hazırlıklarınızı mı? Kalan davetiyelerimi yollamalıyım yoksa? Ya da sana koridorda eşlik mi edeyim? Seni başkasıyla evlenirken görmeye dayanamam. Bu yüzden gitmem gerekiyormuştu. Buna şahit olamam. Biliyorum, şu anda... senin sorularına hiçbir cevabım yok. İçinde bulunduğumuz durum giderek daha zor ve açıklanamaz oluyor Ruhan. Ama seni bırakıp gidemem. Sadece bundan eminim. Neden biliyor musun? Çünkü seninle geçirdiğim her an, her dakika... çok, çok ama çok güzel. Bu anlar hayatımın en büyük gerçeği Ruhan. Aşkımı ve duygularımı... bir kenara koymam mümkün değil. Sen benim hayalimdin. Şimdi ise gerçeğimsin. Selam bebeğim. Merhaba Robi. Beni duyuyor musun? Ne eski bir telefon. Hiçbir şey duyamıyorum. Alo. Alo, alo Robi. Çıkalım mı? Hayır. Sana söyledim. Ben cezalıyım. Seninle ancak 2 gün sonra buluşabilirim. Vay canına. Harika. Disko mu? Ben de oraya gitmek istiyorum. Ama giyecek bir şeyim yok ki. Ben... Neye bakıyorsun? Bitir ödevlerini. Yapıyorum. Evet. Abi? Anş, ne çalışıyorsun? Dershanenin bize verdiği matematik sorularını çözüyoruz. Anş çözüyor. Ya sen? Hayır, şimdi çözüyorum ben de. Zor sorulardan birinde Anş bana yardımcı oluyordu. Abi, bugün senin ofisteki ilk günün değil mi? Geç kalma. Unutma abi. Kötü bir izlenim bırakmamalısın, tamam mı? Hemen git. Bitir bu işi. Doğru, geç kaldım. Tani,
Anne babamız halamla yaşamak konusunda bize yeterince güvendi. Halam elinden geleni yapıyor. Bize düşen de en azından onu dinlemek. Yani... Tabii ki abi. İyi şanslar. Teşekkür ederim. Bol şans Arnav abi. Teşekkür ederim. Benim sevgili oğlum, her şey hazır mı? Evet. Dur bekle, sana şekerli yoğurt getireyim. Hala hiç gerek yoktu buna. Oğlum, yapabilseydim daha iyi bir şey verirdim. Ama maalesef elimizdekiyle yetinmen gerekiyor. Geç kalma da ilk günden kovulma, tamam mı? Dikkat et. Şimdilik şekerli yoğurt, akşama güzel bir yemekle kutlarız. Gidiyorum. Hoşça kal. Her şey hoşça kal. Gönlünce olsun. Merhaba Pari. Burama kadar geldi Ruhan. İşin içinden çıkamıyorum. Telefonuma cevap vermediğin için değil. Neredesin? Ne kadar endişe ettiğimi biliyorsun. Ben gerçekten üzgünüm Pari. Aslında ben evdeyim. Ben üzgünüm Ruhan. Seni çok merak ettim gerçekten. Onun için sinirime hakim olamadım. Önemli değil. Eğer evindeysen o zaman orada kal. Ben de oraya geliyorum. Bu arada dönmene çok sevindim. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. İstiyorsun işte. Benim burada kalmamı mı istiyorsun? Tamam o zaman. Ben kendimi sana adamaya hazırım. Ama sonra ne olacak peki? Beraber olabilecek miyiz? Hayır. Kaderimiz aynı olacak mı? Hayır. Hayat bizi nereye götürecek? Beraberliğimiz bizi nereye götürecek? Mişti, anlamaya çalış lütfen. Bir ay içinde evlenmiş olacaksın. Lütfen kendine sor, buna değer mi Mişti? Thank you.
Vir'e nasıl ihanet ederim? Biz nişanlıyız ve onunla evlenmeliyim. Bugün aşk ya da doğru olanı yapmak arasında seçim yapmam gereken bir noktadayım. Ama Vir'le nasıl evlenirim? Ruhan'ı seviyorum, Vir'i değil. Hayır. Kendimi her zaman babamdan ziyade annemin kızı olarak gördüm. O zaman Vir'e nasıl ihanet ederim? Onunla evlenecek olmama rağmen nasıl Ruhan'ı sevebilirim? Yanlış olduğunu bilmeme rağmen nasıl elimi Ruhan'a uzatabilirim? Mişti, sen babanın kızısın. Aşkını açıkla. Kalbinde ne varsa söyle. Ne demek istiyorsun sen? Diyorum ki, babamı her zaman suçlu bulmuştun. Onu her zaman Molly teyzenin çektiği acılardan sorumlu tuttun. Yıllardan beri Molly teyzenin hayatının annem ve babam yüzünden mahvoldu dedin. Hayatı ve ailesinin parçalanması Molly teyzenin büyük acılar çekmesine yol açmış olmalı. Ama sen? Mişti, sen ne yapıyorsun? Sen de babamın yaptığı hatayı yapıyorsun. Vir'le nişanlısın sen. Onunla hayatını birleştireceksin. Ama sen yine de kalbini dinleyip Ruhan'ın peşinden gidiyorsun. Gerçekten işte. Senin de böyle bir şey yapabileceğini asla düşünmezdim. Mişti, söylesene. Sen doğrunun yolundan gitmez misin? Her şeyi doğru ve yanlış diye ayırırsın. Biriyle nişanlı olmana rağmen başka birine aşık oldun. Yıllardır acı çekmemize sebep olan bir yola bizi tekrar nasıl sokabilirsinmişti? Ebeveynlerimizin yaptığı hataları düzeltmek uzun yıllar aldı. Nasıl olur da ilişkinde böyle bir çatlak oluşturabilirsin sen? Babamı hiçbir zaman affetmedinmişti. Ama şimdi nasıl yaptıklarını haklı çıkarabiliyorsun? Nasıl aynı hatayı yaparken haklı olabilirsin ki? Hayırmıştı. Kurallar herkes için aynı işler. Yanlış olan şey her zaman yanlıştır. Kararın herkesin hayatını etkileyecek.
Şimdi söyle bakalım. Söyle bakalım. Kararın nedir? Doğru kararı vermek zorundasın. Yoksa seninle babam arasında bir fark kalmayacak. Bu arada kabul etsen de, etmesen de daha çok babana benziyorsun. Sen babanın kızısın Mişti. Hayır, ben babamın kızı değilim. Annemin kızıyım ben. Ben annem gibiyim. Sen bir düzenbazsın. Aynı baban gibisin. Ben kimseyi aldatmak istemedim. Aldatıyorsun. Hayır, aldatmıyorum. Babanın kızısın. Hayır, babamın kızı değilim. Düzenbaz. Hayır, düzenbaz değilim ben. Sen de babanla... Kimseyi üzmek istemedim. Sen de aynı şeyleri yapıyorsun. Babam gibi değilim ben. Aynı baban gibisin. Babam gibi değilim. Mişti? Mişti! Ben hain değilim. Mişti! Mişti, ne oldu? İyi misin? Ne? Ne oldu? Neden bağırıyordun? Beni endişelendiriyorsun. Ne oldu? Bir şey söyle. Lütfen. Bir şey olmadı. Ben iyiyim. İyi değilsin sen. Babaanne, sadece biraz korktum. Lonavla'da başıma gelenleri hatırladım. Hepsi bu kadar. Emin misin? Söyle kızım. Gerçekten endişelendim. Seni daha önce hiç böyle görmemiştim. Beni çok korkutuyorsun kızım. Babaanne, lütfen endişelenme. Her şey yoluna girecek. Ne yoluna girecek? Nasıl girecek? Bir sorun olduğunu hissediyorum. Ama sen bana başka şeyler söylüyorsun. Dün geldiğinde dalgın görünüyordun. Herkes sana sesleniyordu. Ama sen odana gidip kendini içeri kilitledin. Marie seni çağırdığında bile kapıyı açmadın. Değiştiğinin farkındayım. Sen bunun farkında mısın bilmiyorum. Bana her şeyin çabuk ilerlediğini söylediğinde... sana çok geç olduğunu söylemiştim. Düğün davetiyeleri hazır ve daha fazla erteleyemeyiz. O ailenin bir parçası olacaksın, değil mi? Vir'in ailesine ne cevap vereceğiz? Onları da düşünmek zorundayız. İki aile artık beraber. Düğün yaklaşıyor. Mutlu olman lazım. Ama ben mutlu olduğunu düşünmüyorum. Bir şey mi var? Söyle bana. Endişeleniyorum. Söylemek istediğin bir şey varsa şimdi söyle. Bir şey mi var? Söyle bana. Endişeleniyorum Mişti. İşte bu farklı bir değişim. Söylemek istediğin bir şey varsa şimdi söyle. Söyle bana. Babaanne, lütfen endişelenme. Bu Pari'nin dediği gibi düğün öncesi gerginliği. Sen hiç merak etme. Benim yüzümden sağlığının bozulmasını istemiyorum. Babaanne, gereksiz yere endişeleniyorsun. Yani Mişti bizi bırakıp buradan gitmek üzere. Bundan dolayı aptalca davranıyor. Yoksa iyi o. Fazla düşünüyorsun. Evli değilim ama evlenen başka arkadaşlarımı görmüştüm sonuçta. Tuhaf davranıp paniğe kapılıyorlar, huzursuz oluyorlardı. Mişti de aynı şekilde hissediyor, öyle değil mi Mişti? He? Hem bir şey daha var. Mişti emir vermeye alışkın. Evlendikten sonra kayınvalidesini dinlemek zorunda kalacak. Bundan dolayı garipleşti. Başka bir şey yok. Merak etme, endişelenme. Babaanne, hem beni de düşünmelisin. Ben daha kahvaltı bile etmedim. Çok acıktım. Lütfen bir şeyler hazırla. Hazırlayacağım. Sen de... onunla ilgilen.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.